Canlarım selamlar. Tilt denemelerinin 9. denemesinin çözümlerine hoş geldiniz. Limit, türev, integral, trigonometri deneme kampındayız. Sadece bu konulardan oluşan soruları çözüyoruz ve 9. denemedeyiz. Bayağı bir ilerledik ve bugün çözeceğimiz 9. denemede çok tatlı sorular var arkadaşlar. Özellikle limit sorusunda güzel yorum sorularım var. Aynı şekilde bakın bugün biraz yorum ağırlıklı gideceğiz biliyor musunuz? Yani işlemden ziyade yorum yapacağımız bir gün. İşlem soruları var birkaç tane ama şimdi limit iki limit sorusuna bakıyorum direkt grafik yorumu. Türevi, türev alma kuralında bile içeride güzel bir yorum var. Aynı şekilde dördüncü soru bir yorum sorusu. Artanlığı geçtim bak 6. sorusu güzel bir grafik. Orada size bir e, ekstra bir şey de söyleyeceğim arkadaşlar. İntegral almalarda işlem var 2 tane. E, 10. soru bir integral alma alan sorusu ama çok da güzel bir yorum var içerisinde. Yani trigonometri sorularında bile e, yorum kullanacağız yine. Yani biraz yoruma dayalı bir gün ve siz biliyorsunuz biliyorum yani yorumu çok seversiniz. Değil mi? Bayılırız hocam matematikte yorum sorularını severiz. Evet e, ÖSYM'nin seçici soru sormak istediği zaman yöneldiği bir alandır aslında. Matematikte öncüllü sorular, yorum soruları ee, ve bunun fonksiyon dönüşümleriyle işte simetrilerle, dönüşümlerle, ötelemelerle, yansımalarla birleştirdikleri zaman AYT'de biraz zorlanabiliyoruz ama ben size şimdi her şeyi kafanızda bir ufak detay kalmayacak kadar örneklendirerek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Benimle beraber 9. denemeyi açın. İki türlü çözün diyorum biliyorsunuz ki ya deneme gibi çözün yani 15 soruyu çözün yapamadıklarınızı boş bıraktıklarınızı ya da çözümünü merak ettiklerinizi benden dinleyin veya tekrar kitabı gibi kullanın benden dinleyin not alın dinleyin not alın kendiniz yapabileceğinizi hissettiğiniz yerlerde de şansınızı deneyin soruya bir şans verin uğraşın yapamazsanız yine benden dinleyin ama tekrar kitabı gibi çözüp de Gördüğünüz gözünüze kestirdiğiniz soruları kendiniz yapmaya çalışıyorsanız da yapsanız dahi benden yine çözümünü hızlı bir şekilde izleyin ve kendi çözümünüzle mutlaka karşılaştırın diyorum ve artık tilt kampımızda 9. denemenin çözümlerine nihayet hadi bakalım artık bismillah başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar soru 1 ne diyor bakalım. Ne diyor bakalım şimdi? Gerçek sayılarda tanımlı olan f ve g fonksiyonları her x eleman r için f'ler eksi 3 ile 1 arasında, g'ler de eksi 5 ile eksi 1 arasında değer alıyormuş. Yani f'in ve g'nin değer kümelerini vermiş. Buna göre ha, ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar 1, 1. Şimdi limit x sıfıra giderken mutlak değer gx bölü gx limitine bakacağız. Şimdi burada gx'in mutlak değer dışına nasıl çıktığı benim için çok önemli. Nasıl çıkıyor acaba? Şimdi ben g'ye bakıyorum. g arkadaşlar eksi 5 ile eksi 1 arasında değer alıyor. Yani ben g'nin değer aldığı kümeye bakarak şunu yazabilir miyim? Yani gx her zaman negatiftir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Eksi 5 ile eksi 1 arasında değer alıyor. Dolayısıyla gx her zaman negatifse o zaman mutlak değer gx önüne eksi alarak çıkar arkadaşlar. Burada en miyiz? Tamam. Peki o zaman bu önüne eksi alarak çıktı. Yani bu eksi gx olarak çıktı. E bir de bunun paydasında gx var. Eksi gx'i gx'e böldüğüm zaman eksi 1 geliyor. Yani... Buradaki şu mutlak gx bölü gx limitinin sonucu hep eksi 1 çıkıyor. Dolayısıyla 0'ı yerine yazdığım zaman da eksi 1 gelir. Gerçekten bu limitin sonucu arkadaşlar her zaman eksi 1 çıkar. Dolayısıyla bu limit her zaman vardır. Peki hocam şöyle bir şey olamaz mı? Nasıl bir şey yavrum? Hocam bu gx 0'a eşit olsa 0'a eşit olduğundan mutlak 0 bölü 0'dan 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Ve belki de belirsizliği gideremeyeceğiz. Şimdi bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü gx'in sıfıra eşit olduğu aralık yok. Yani eksi 5 ile eksi 1 arasında sıfır diye bir sayı var mı? Yok. O yüzden gx'in sıfır olma ihtimali olmadığından o limitin tanımsız gelme ihtimali de yok. O yüzden birinci öncül kesinlikle limitli. 2'ye bakalım. fx bölü mutlak değer fx. Şimdi ben fx'e bakıyorum. fx'in arkadaşlar... Eksi 3 ile 1 arasında değer aldığını görüyorum. Yani fx'in pozitif olduğu yerde var f(x)'in negatif olduğu yerde var, f(x)'in 0 olduğu yerde var. E şimdi f(x)'i 0 sıfır alırsak 0/0 sıfır sıfır gelir, belirsizliği gelir. Oradan bir limit gelmeme durumu olur. Hatta f(x)'i arkadaşlar 0'ın sağında ve solunda alsanız bile solunda alın mesela negatif çıkar. Şöyle düşünün. Bakın limit x 0ın solu gibi düşünün tamam mı sıfırın solunda f'in negatif çıktığını düşünün o zaman daha doğrusu negatif olduğunu düşünün o zaman mutlak f eksi f çıkar o zaman fx bölü eksi fx'ten cevap eksi 1 çıkar ama limit x 0a giderken sağdan o zaman da pozitif çıktığını düşünün o zaman fx bölü fx'ten 1 çıkar bakın sağ limit sol limite eşit oldu mu olmadı o zaman o noktada limit var mıdır yoktur ha bu böyle olmak zorunda değil F ikinci öncüldeki limit var da olabilir yok da olabilir. Soru daima kesinlik istediği için ikinci öncüle maalesef ki kesin doğru diyemiyorum. Tamam mı? Şimdi üçüncü öncüle geldim. Bak bu da güzel bir öncül. Şimdi diyor ki F mutlak değer X artı G mutlak değer X limiti vardır diyor. Şimdi burada grafik konuşalım. Hatta bu grafiği konuşurken ikinci öncülle ilgili de ben size hemen e, bir... Örnek de vermiş olayım. Arkadaşlar bakın. Şimdi bakın buraya bir f fonksiyonu çizeceğim. F fonksiyonunun da kesinlikle eksi 3'ten küçük olması lazım. E, eksi 3, y eşittir eksi 3 şurası olsun. y eşittir eksi 3 e, birden de ne olması lazım? Eksi 3'ten büyük birden de küçük olması lazım. Bir de şurası olsun. Bu da y eşittir 1. Fonksiyonu bu aralıkta çizmemiz lazım. Mesela şöyle yapalım gelin. E, sıfır noktasında alamayadığı bir değer getirelim ve şuraya sıkıştıralım. Sıfır noktasında bir değeri de şuraya getirelim. Bunu da şuraya sıkıştıralım. Al sana. Eksi 3 ile 1 arasında değerler alan bir f fonksiyonu çizdim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırın sağındaki limite bakıyorsunuz. Sağdan sıfıra yaklaştığınız zaman bak burası sıfır ya orijin noktası. Atıyorum bura 5 olsun. 5 olmaz çünkü birden küçük olmalı. Mesela kaç olsun? 1 bölü 2 olsun. Burası da mesela eksi 3'ten büyük eksi 2 olsun. Gördüğünüz gibi bakın limit x0'a sağdan yaklaşırken f'in limiti 1 bölü 2 iken limit x0'a soldan yaklaşırken f'in limiti de eksi 2 çıkıyor. Yani 0 noktasında f fonksiyonu limitsiz. Hatta solundayken negatif oluyor. Mutlak değer dışına eksi diye çıkıyor. Sağ taraftayken pozitif oluyor. Mutlak değer dışına artı diye çıkıyor. Dolayısıyla bir 0'da e, bir şu fonksiyonu konuşuyorum. İkinci öncülü doğrulamaya daha doğrusu yanlışlamaya çalışıyorum. İkinci öncüle baktığınız zaman f'i böyle çizerseniz sıfırın sağında f pozitif olduğu için burası 1 çıkıyor bu limitin sonucu. Sıfırın solunda da eksi olduğu için eksi 1 çıkıyor. 1 eksi 1 eşit olmadığı için o noktada fonksiyon limitsiz. Daha doğrusu fx bölü mutlak değer fx'in limiti her zaman bulunamaz diyebiliyoruz. Şimdi bu örnekten yola çıkarak biz şeyi konuşalım f mutlak değer x artı g mutlak değer x. Şimdi bunları ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Çünkü limitte ayrılma özelliği var. Yani şöyle değerlendirebiliriz. Limit x sıfıra giderken f mutlak değer x'e bakalım. Bir de limit x sıfıra giderken g mutlak değer x'e bakalım. Tamam mı? İkisini de hesaplamaya çalışalım. Şimdi bakın F mutlak değer de ne oluyordu hemen hatırlayalım. Fonksiyonun sol kısımdaki parçasını siliyordun. X ekseni, y ekseninin sol kısmındaki sağın sola göre simetriğini alıyordun. Ayta kampında bunu anlatmıştık. Dolayısıyla bakın bu parçayı siliyorum. Bu parçayı sildim. Burası zaten orijin. Orijini de silmiş oldum. Neyse orijin kalsın. şimdi sağın sola göre simetriğini alıyorum. Sağ tarafın sol tarafa göre simetriğini aldığım zaman bu fonksiyon A'da böyle olmuş oluyor. Dolayısıyla x eşittir sıfırda limitli hale geliyor. Bak f mutlak değer x şu anda çizdiğim f mutlak değer x haline geldi. Ve sıfırda gayet limiti vardır. Soldan yaklaş 1 bölü 2 sağdan yaklaş 1 bölü 2 limiti vardır. Dolayısıyla g f fonksiyonunun 0 noktasında limiti var. G'ye geldiğimiz zaman değişen bir şey olmayacak ki arkadaşlar. G de aynı şekilde. Onu biraz aşağıda çizeceğiz. Eksi 1 ile eksi 5 arasında olduğu için. Yani şöyle çizeceğiz. Kabataslak çiziyorum onu da. Hemen çizeyim onu da görmüş olun. Bakın fonksiyonu çizdim şöyle. Şurası x ekseni şurası y ekseni. Eksi 1 ile eksi 5 arasında çizeceğim. Şöyle. E, şurası eksi 1. Olsun şurası eksi 5 olsun eksi 1 ile eksi 5 arasında g fonksiyonu çiziyorum ister parçalı çizeyim bak şöyle parçalı çizdim parçalı da çizsem sol tarafı silip sağa sola göre simetriyi aldığım zaman yine sıfır noktasında g mutlak değer x'in limitinin olacağını görüyoruz arkadaşlar dolayısıyla bunun da limiti var e o zaman toplam limiti de var 3.de de limit var diyorum ve cevabı 1 3 yani c eşik olarak işaretliyorum. Çözümünü uzun yaptım çünkü önemli bir soruydu. Burada grafik yorumunu da iyi anlamak gerekiyordu. Umarım iyi anlamışsınızdır. Birinci soruyu böylece halletmiş oldum. Geldim ikinci soruya yine fonksiyon dönüşümleri de var içerisinde ve ee şeyi de kullanıyoruz. Bir yorum da yapacağız yani. Aşağıda birim karelere ayrılmış dik koordinat sisteminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonlardan hangisi gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. İnceleyelim. Şimdi f eksi x dediğimiz zaman bu neydi? x'leri eksiyle çarpmak. Yani şöyle düşünün. Bir fonksiyon. Nasıl bir fonksiyon? Ee, x'leri eksiyle çarpacağız. Mesela şöyle bir fonksiyon attım tamam mı? Şimdi x'leri eksiyle çarpmak demek burada x'ler 1, 2, 3 diye değişirken artık eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye değişmesi demek. Yani bu tarafta alacağı değerleri artık eksi x'ler için alması demek. Yani y eksenine göre simetri almak demekti. Bunu dediğim gibi AYT kampında lan kalp yaptım yanlışlıkla. Bunu AYT kampında ayrıntılı bir biçimde anlatmıştım. Demek ki biz f x için yukarıda 3 parçada verilen f'in bütün parçalarının y eksenine göre simetriğini alacağız. Alalım bakalım. Şimdi bak bir bak şu boş noktaya dikkat et. Şimdi referans şu boş nokta olsun tamam bak. Şuradaki boş noktaya dikkat et. Şu noktaya dikkat et. Bak şimdi. Bir 2 birim geldim. 2 birim daha geldim. Burası boş ama dolu olduğu için dolu oldu ve şöyle bir grafik çizdim. Şöyle. Bak şu anda ne yaptım? F'in sağ üstteki parçasının Y'ye göre simetriğini aldım. Şimdi e, şeyi, şeyin Y'ye göre simetriğini alayım. Şu parçanın. Şu parça var ya. Şu. Bu parçanın hatta şöyle yakınlaşayım. Bu parçanın şu parçanın Y'ye göre simetriğini alayım. E, bunun Y'ye göre simetriğini alırsanız bu tam şöyle olur. Bak gösteriyorum hemen. Neyle göstereyim bunu? Yeşille göstereyim. Şöyle olur arkadaşlar. Tam şöyle olur. Aldım simetriğini. Hatta diğer fonksiyonunu da alayım şöyle. Onu da şöyle çizeyim. Çizdim onu da şöyle. Şimdi şimdi de şeyin simetriğini alıyoruz. Şu parça var ya. Şu sarıyla boyadığım parça. Bu parçanın da y'ye göre simetriğini alıyoruz. Onu da yeşille gösteriyorum. Bu parçanın da y'ye göre simetriğini aldığım zaman tam bak boşluğu şuraya geliyor. Bu arkadaşımız da şöyle. Hatta tam köşelerden şeylerden geçireyim. Tam şöyle oluyor. Şimdi şu anda sadece yeşil parçalara odaklanmanızı istiyorum. Bakın bir daha üstünden geçiyorum. Şu pembeyle boyadığım şu an pembeyle boyadığım fonksiyonun simetriyi şurada tamam mı? Şu pembeyle boyadığım fonksiyonun y'ye göre simetriyi ahanda burada. Sonra şu şu an pembeyle boyadığım fonksiyonun y eksenine göre simetriyi de aha burada. Kırmızıları düşünmeyeceksiniz şu an. Sadece yeşilleri düşüneceksiniz. Yeşiller bize f x'in grafiğini verecek. Tamam mı arkadaşlar? Peki şimdi bu fonksiyon sizce gerçek sayılarda sürekli mi? Bakalım hayır değil. Mesela bakın bu nokta hangi noktaysa atıyorum eksi 2 noktası. Arkadaşlar eksi 2 noktasında soldan limite bakın. Soldan limitte buraya gidiyoruz. Bura neyse artık e, eksi 2 noktasında sağdan limite bakın. Sağdan limite bakınca da buraya gidiyoruz. Bura neyse. Bu soru işaretiyle o soru işareti eşit değil. Demek ki arkadaşlar y eşittir. f eksi x fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli değilmiş. Çünkü yeşil fonksiyon bana onun sürekli olmadığını söylüyor. Peki. Şimdi bu yeşil fonksiyonu durdurup not alın isterseniz bir yere. Şimdi ben devam etmek istiyorum. f mutlak değer x daha doğrusu mutlak değer fx. Mutlak değer fx'in grafiği nasıl çiziliyor? Fonksiyonun negatif y'lerini pozitif yapıyoruz. Pozitiflere dokunmuyoruz. Yani x ekseninin altında kalan kısmını üste katlamamız yeterli oluyor. E peki altında kalan kısmı üste katlayalım o zaman. Nasıl yapacağız? Şimdi şu morla boyadığım şöyle biraz yine yakınlaşayım net görün. Şimdi şu morla boyadığım parça var ya şu parça. Bunun x ekseninin altında kalan kısmını üste katlıyorum. Dikkatle izleyin beni. Onu da yeşille göstereceğim. Bakın zaten üstünde kalan kısmı üstünde. Onda problem yok. Altında kalanını da şöyle üstüne katladım. Tam bu buraya geldi ve içi doldu. Burası doluydu çünkü. Şimdi şu parça var ya bakın şu an e, mavi ile boyadığım şu parçaya dikkat edin. Bu parçaya herhangi bir şey yapmıyorum. Çünkü zaten o x80'in üstünde. x80'in üstündeyse mutlak değer fXte herhangi bir şey gerekmez. Şimdi şu parçaya bakın. Bu parçanın e, x eksenine göre simetriğini alıyorum. Yani x eksenine göre yukarı katlıyorum. Dolayısıyla bakın. Şu boşluktan 2 birim gelmiş. 2 birim daha gelecek. Bu boşluk tam buraya gelecek. İçi dolu olduğu için dolduracak bunu. Ve bu okumuz ahanda şöyle gidecek. Ne oldu şimdi? Bunun da e, x eksenine göre simetriğini almış oldum. Şimdi bakın şöyle, şöyle geliyor, şöyle geliyor ve şöyle duruyor. Ve şöyle devam ediyor. Şu an yeşille çizdiğimiz fonksiyon ne fonksiyonu? Mutlak değer f x fonksiyonu. Bu. İşte bu fonksiyon tüm gerçek sayılarda sürekli mi? Evet gördüğünüz gibi tüm her yerde sürekli. Kopma noktası var mı? Hatırlıyorsun süreksizliği, bo sürekliliği bozan neydi? Sürekliliği bozan ya şöyle kopma noktası ya da şöyle sıçrama noktası. İkisi de var mı? İkisi de yok. Cirlop gibi gitmiş fonksiyon. yıla Adana yılanı gibi gidiyor. Dolayısıyla ikinci öncüldeki fonksiyonumuz her yerde sürekli. Bak üçüncü öncüldeki fonksiyon ikinciyle aynı. Bir mutlak değer kuralı hatırlatmak istiyorum sana. Mutlak değer eksi a demek... Mutlak değer eksi 1 çarpı mutlak değer a olduğu için e, mutlak değer eksi 1 de 1 olduğu için mutlak değer a demektir. Mutlak değer eksi a mutlak değer artı a'dır. Dolayısıyla bu fonksiyon aslında y eşittir mutlak fx'tir. Zaten onun sürekliliğini ikinci öncelikle söyledik. Dolayısıyla cevabımız 2 3 yani d şıkkı olmuş olacak tamam mı? Peki bunu da hallettik. İkinci soru da bitti. Geldim üçüncü sorumuza. Şimdi bak yine güzel bir soru. Diyor ki bir türev alma kuralı sorusu çok kolay bir soru ama e, ufak bir noktası var. Orayı anlarsan kolay bir soru. Bu arada tam bir sınav sorusu da olur yani net. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri veriliyor. Soldaki f sağdaki g tamam. g bileşke fx eşittir sıfır denklemini sağlayan e, farklı x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada türev alırken ne yapacağız? g'nin türevinde fx çarpı f'in türevinde x eşittir 0. Biliyorsunuz ki bileşkenin türevini böyle alıyorduk. Şimdi bak. Şimdi bu denklemi sağlayan x toplamı diyor. Şimdi çarpım. Burada bir çarpım var. Çarpımın sonucu 0 eşitse ya bunu sıfır yapacağım. Ya da bunu sıfır yapacağım. Şimdi ikincisiyle başlıyorum. Yani şununla başlıyorum. Diyorum ki acaba f türevi sıfır yapan değerler hangi x'ler? E bak f'in türevini 0 yapacak f'in türevini. Yani f fonksiyonunun türevini sıfır olduğu yerler. E, bakın arkadaşlar grafikte ek, e, e, -1 eksi bir noktasında teğetin eğimi yani türev sıfır. Aynı şekilde 3 noktasında teğetin eğimi yani türev 0. O zaman şunu söyleyebileceğiz. Diyeceğiz ki e, burada yani şu ikinci ifadede 3 ve eksi 1 noktaları f'in türevini sıfır yaptığı için bu denklemi de 0 yapar. Tamam. Tamam güzel. Şimdi iki tane eksi bulduk. Şimdi bir x de buradan gelecek mi acaba? G'nin türevini sıfır yapan bir değer var mı acaba? Bir bakalım. Gx fonksiyonu bu. G'nin türevinin sıfıra eşit olduğu yer bu nokta. Yani eksi 2 absisi nokta. Yani bak G'nin türevinde fx'i sıfır yapan değer aslında bunun içinin eksi 2 olduğu değer. Yani biz aslında fx'in eksi 2'ye eşit olduğu x değerini bulacağız. Peki fx'in eksi 2'ye eşit olduğu x değeri nerede? Bak eksi 2 değerini aldığı x değeri eksi 5 arkadaşlar. Eksi 5 yazınca eksi 2 oluyor. Demek ki buradan eksi 5 geliyor. Yani bu denklemi 0 yapan 3 tane x değeri var. Biri 3, biri eksi 1, bir, biri eksi 5. Bunları topla diyor. Topladığım zaman da eksi 3 olarak bulurum. Yani B işaretleyeceğim. Tamam mı? Gayet güzel. Yani bir grafik yorumunun da olduğu çok zor olmayan ama etkili bir soru. 4 ile devam ediyorum. Diyor ki 4 arkadaşlar. A ve B gerçel sayılar ve B sıfır olmamak üzere sıfırdan farklı. Bir f fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyon üzerindeki A 1'e B noktasından çizilen teğet doğrusu Gx'tir. Gx denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğu biliniyor. Buna göre artı B toplamı kaçtır? Şimdi şu cümleyi beraber yorumlayalım. Şunu. Ne anlıyorsun abi bu cümleden? Abilerim ablalarım. Hanım ablalar kıymetli beyler. Gx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi boş kümedir diyor. Gx bir teğet doğrusuymuş. Yani gx doğrusal bir fonksiyon, doğru denklemi. Bir doğru denkleminin çözüm kümesi nasıl boş küme olabilir ki? Yani bir doğru denklemi düşünün, 2x artı 1, 0 eşitlediğiniz zaman illaki bir x değeri gelir abi. X değerinin gelmemesi için bu gx doğrusu nasıl bir doğru olmalı? Ben size söyleyeyim. Mesela gx eşittir 2 şeklinde bir fonksiyon olsa, yani sabit bir doğrusal fonksiyon. Biliyorsunuz ki gx eşittir 2 de doğrusaldır. Bak şu. Gx eşittir 2. Peki bu durumda sizce bu denklemin çözüm kümesi boş küme midir? Gx eşittir 2 Evet çünkü gx eşittir 2 olursa 2 eşittir 0 olur ve boş küme olur. Yani sabit fonksiyonların 0 yapan değerleri yoktur arkadaşlar sabit onlar ve o sabit oldukları sayı kadar sadece. Yani burada gx 0 olursa gx eşittir 0 doğrusu olursa ki GX= eşittir 0 doğrusu yani y eşittir 0 doğrusu x ekseni, x ekseni olması gerekir e, ee, onun dışındaki her yerde arkadaşlar gx eşittir 0 çözüm kümesi boş küme. Yani yani şunu anlıyorum ben. gx bir sabit sayıymış. m gibi. gx eşittir m sabit fonksiyonuymuş. m de kesin sıfırdan farklı olmak zorunda. Tamam mı? Peki. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim? gx doğrusunun eğimi yani mgx eşittir 0'dır. Evet hocam sabit fonksiyonların eğimi da niye eğime gittiniz? Yani eğimi başvurma sebebiniz ne? Çünkü soru diyor ki bir f fonksiyonu var üçüncü dereceden diyor. Bak kabataslak grafiğini çiziyorum. Şöyle bir fonksiyon attım kafadan. Buna buna a noktasında teğet olan doğru var ya o doğru işte gx doğrusuymuş. gx eşittir m doğrusu. Bunu böyle eğimli çizdim de isterseniz şöyle çevirebilirim. Şöyle yapayım isterseniz dur. Şöyle yapayım. Heh. Sen gx eşittir m'nin x eksenine paralel olması gerektiğini biliyorsunuz çünkü eğimi sıfır olduğu için. Böyle çizsem daha güzel olacak. Şimdi eğrimiz de bu. Bu da f. Şimdi bir şey görüyor muyuz? Bu a noktasında teğet olduğuna göre hatta bu a noktası bire b. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? F fonksiyonunun bir noktasındaki türevi sıfırdır. Bir dakika hocam bir saniye bir, bir dakika bir dakika. Bunu nasıl söylediniz? F'in birdeki türevi nasıl sıfır? Çünkü arkadaşlar F'in birdeki türevi demek F'e x eşittir bir apsisi noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimi demek. E teğet doğrusu g eğimi sıfır. O zaman birdeki fonksiyon türevi de 0. Gel şimdi f fonksiyonun bir türevini alalım. f türevi x eşittir. g fonksiyonu yukarıda bak aslanlar gibi duruyor orada. 3x kare artı 4x. Ee, içeri dağıtalım ax diye. ax'in türevi a. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Bu arkada 3'ün türevi sıfır zaten. Bu bizim f türevimiz. Şimdi türevinde 1 yazarsam f türevi 1 eşittir 3. 3 artı 4 artı a eksi 2 eşittir 0. Buradan 7'den 2 çıktı 5 geldi a eşittir eksi 5 oldu. a eksi 5 ise f fonksiyonunu bir daha yazıyorum. Nedir? x küp artı 2x kare a yerine eksi 5 yazarsam eksi 7x artı 3 bak a'yı buldum soru zaten bana a artı b toplamını soruyordu a'yı buldum eksi 5 hatta f fonksiyonunda da düzgün bir şekilde bir daha yazdı şimdi bize b lazım b çok basit a 1'e b noktası f'in üstünde dolayısıyla x yerine 1 yazdığımda bulacağım değer b olacak x yerine 1 yazalım 1 artı 2 eksi 7 artı 3 bu b'ye eşit olacak işte 3 6 6'dan 7 çıktı B eşittir eksi 1 bak B'yi de bulduk B yerine de eksi 1 yazdım cevabımız eksi 6 aşkını işaretledik gayet güzel bir soruydu tamam mı peki 5. soruyla devam ediyorum o zaman hayatıma ne diyor arkadaşlar 5. sorumuz aşağıda fonksiyonlardan hangisi daima artandır şimdi bir fonksiyonun daima artan olabilmesi için ee, bu fonksiyonun türevini aldığım zaman türevi de daima pozitif olmalı. Türevi daima daha doğrusu türevi negatif olmamalı işte yani pozitif olmalı. Hiç negatife geçmemeli ki daima artan olsun. Şimdi mesela A şıkkına bakalım. Aldım türevini 3x kare eksi 6 daima artan değil ki bu. 3x kare eksi 6'nın grafiğini düşünün. 0 eşitlediğin zaman x kare eksi 2 eşittir 0'dan artı eksi kök 2. Simetri ekseni y ekseni olan x eksenini de eksi kök 2'ye artı kök 2'de kesen bir fonksiyon. Bu f türev. E, f türevin x ekseninin altına girdiği yer var. Bak burası. <laughs> yani burada şunu söyleyebilirim. Fonksiyon eksi kök 2 ile kök 2 arasında azalandır. Eksi kök 2 kök 2 arasında türev negatif olduğu için azalandır. A şıkkı elenir arkadaşlar. Çünkü türevi bazen artı bazen eksi. Dolayısıyla fonksiyon bazen artan bazen azalan. A şıkkı gitti. B'ye bakalım şimdi. X eksi kök x. Şimdi türevini aldığımız zaman x'in türevi 1. Şöyle yapalım. B şıkkı x'in türevi 1. Kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x. Şimdi ben bu fonksiyonun e, daima artan olduğunu söyleyemem ki. Bunun her zaman pozitif olup olmadığını bilmiyorum. Mesela atıyorum örnek veriyorum tamam mı? E, burası e, 1 bölü 16 çıktı x'imiz. x yerine 1 bölü 16 yazalım. Kök dışına 1 bölü 4 diye çıkar. 1 eksi 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 yapar. Bu da 1 eksi 2 bölü 1 bölü 2 yapar. Yani bu da 1 eksi 4 yapar. 1 eksi 4 eksi 3 yapar. İşte eksi 3 türevin negatif çıktı türevimiz. İkinci öncülde türev alıp 1 bölü 16 yazdım. 0 e, negatif çıktı. Dolayısıyla 1 bölü 16 ile belli bir aralıkta bu fonksiyonun türevi eksi olduğu için azalan. Daima artan mı? Hayır değil. O yüzden B şıkkı da elendi. C şıkkına bakalım. 1 bölü x küp e, türevini alırsam. X küp arkadaşlar 1 bölü x küp x üzeri eksi 3 diye düşünelim. Eksi 3 çarpı x üzeri bir, üst, bir azalttım eksi 4. Yani eksi 3 bölü x üzeri 4. Burada arkadaşlar bu her zaman pozitif. Yukarısı her zaman negatif. Bu azalan bile çıktı. Bırakın artıp artanı eksi çıkıyor türevi. Dolayısıyla c şıkkı da değil cevap. Şimdi d şıkkına bakalım. D'deki fonksiyonumuz 6 eksi x kare. Türevini aldığım zaman eksi 2 x. Şimdi eksi 2 x arkadaşlar her zaman pozitif mi ki daima artan olsun? Yani bu fonksiyon eksi 2 x her zaman pozitif mi? Hayır ne alaka? Koordinat eksenini çiz. Burası x, burası y. Bana y eşittir eksi 2x'i gösterir misin? Böyle bir şey değil mi? Eğimi negatif orijinden geçiyor. Bu y eşittir eksi 2x. Ya bunun sen daima pozitif olduğunu söyleyebilir misin? Bak sıfırdan büyük değerler için ne geliyor? Negatif geliyor. Dolayısıyla sıfırdan küçük değerler için pozitif türevi yani artan sıfırdan küçük değer, büyük değerler için de türevi negatif olduğu için fonksiyon azalan. Dolayısıyla d şıkkını da söyleyemeyiz. Cevap otomatikman e şıkkı oluyor. Peki niye e şıkkı onu da konuşalım. Buraya da e yazalım. E türevini alalım e'deki fonksiyonun x küp eksi 4'ün 3x kare gelir. 3x kare dediğimiz fonksiyon arkadaşlar bir paraboldür değil mi? Y eksenine, x eksenine orijinde sıfıra sıfırda teğet olan bir paraboldür. Gördüğünüz gibi bu f'in türevi e, her türlü artan. Niye? Çünkü her türlü pozitif. Hiç x ekseninin altına inmemiş. Hep pozitif olduğu için türevi fonksiyonumuz artan olacak daima. Dolayısıyla cevabımız da e şıkkı olarak bulunacak. Tamam canlarım? Hepsini de incelemek istedim ki Hangisinin artan hangisinin azalan olduğunu da gör. Bakın şimdi önemli bir soru burada çoğunuz belki yanlış biliyorsunuz belki ters köşeye yatıyorsunuz. Önemli bir şey göstereceğim burada size. Önemli bir yorum yani bunu bir, bir kenara yazmanızı istiyorum. Diyor ki aşağıda f, g, h ve k fonksiyonlarının m, e, virgül n kapalı aralığında ki grafikleri verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre hangi fonksiyonların grafiğinde x eşittir x sıfır noktası yerel maksimumdur? Bundan bir önceki denemede yerel minimumunu çözmüştük bunu. Şimdi arkadaşlar bir kere bir kere bakıyorum. Ee, mesela 6. sorunun a şıkkına bakıyorum. A şıkkında arkadaşlar bizim x sıfırımız bir minimum değer almış. Görüyor musunuz? Yani e, en küçük değerini almış aslında fonksiyon. Yani birinci f çizilen f fonksiyonunda aslında x0 absisi nokta şu nokta bir yerel minimum nokta. Çünkü f'in aldığı en küçük değer. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle olmaz. Yani f olmaz. F'de yerel minimum var. 2'ye baktığım zaman x0 arkadaşlar bakın en büyük değerini almış. Atıyorum bura 3 tamam mı? Bura 2. Burada 1 olsun. Burada 1 bölü 2 olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x0'da fonksiyon alabileceği en büyük değeri almış. O yüzden tabii ki burası bir yerel maksimum nokta dolayısıyla G'de yerel maksimum var. Şimdi bu ikisini çok karıştırıyorsunuz. Gördünüz mü böyle bir şey bilmiyorum ama ilk kez görenler de karıştıracaksınız. Hani onu da söyleyeyim. Bak H ve K'da ikisinde de arkadaşlar X eşittir X sıfır yerel maksimumdur. Nasıl? Şimdi önce H'ı açıklayayım. Şimdi gördüğünüz gibi H fonksiyonunda M bir değer alıyor atıyorum atıyorum kafadan tamam 5 olsun. Şimdi M'den büyük olan değer şuradaki değer de 5 değerini alıyor. Yanındaki de alıyor. Onun yanındaki de alıyor. X0 da alıyor, alıyor. Onun yanındaki de alıyor. Onun yanındaki de alıyor. Onun yanındaki de alıyor. Ta ki N'ye kadar. N'de de 5 değerini alıyor. Şimdi bu fonksiyon sabit bir fonksiyon. Bu fonksiyon sabit bir fonksiyon olduğu için zaten en büyüğü, en küçüğü geçtim. En büyük değerini zaten 5'te almak zorunda. 5'ten başka bir değer alamıyor. Dolayısıyla x0 bu fonksiyonun alabileceği en büyük değerdeki değer mi? Yani x0 götürüp 5 olmuş mu? Olmuş. Bu fonksiyonun 5'ten daha büyük bir değeri var mı? Yok. Bu fonksiyonun en büyük değeri 5 mi? Evet. Peki en büyük değerini x0 da sonuçta almış mı? Almış. O zaman bu bir şu nokta bir yerel maksimum noktadır. Ama hocam daha başka bir sürü değerde 5 olmuş. Tamam onlar da yerel maksimum noktadır. Problem yok ki. Yani burada M apsisi noktada, N apsisi noktada, M ile N arasındaki bütün noktalarda yerel maksimumdur. Burada sonsuz tane yerel maksimum nokta var. Çizersek, belirlitirsek tamam mı? O yüzden bu yerel maksimumdur. Şöyle olsaydı olmazdı bak. Bak şimdi. Şunu siliyorum. Tamam mı? X0'ı şurada tanımlasaydı, burada boş bıraksaydı şöyle şuraya da atıyorum 3 yazayım. Bu bir yerel minimum olurdu. Çünkü h'in alabileceği en küçük değeri x0'da almış. O zaman yerel minimum olurdu. Tamam mı? Peki hocam şöyle olsaydı ...böyle direkt böyle olsaydı, içi boş olsaydı... ...o zaman x0'a yerel maksimum diyemezdik. Çünkü noktası bile değil. Bir fonksiyonun yerel maksimum minimum olabilmesi için... ...öncelikle o grafiğin üzerinde tanımlı olması... ...onun noktası olması lazım. Tamam mı canlarım? O yüzden h da x0 abscisi nokta... ...kesinlikle bir yerel maksimum noktadır. G de öyle. Şimdi buraya gelelim. Bu da en çok karıştırılanlardan bir tanesi. Hatta bunu, burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam, şimdi burada... İlk kavram yanılgınızı da söyleyeyim size. Mesela M'yi götürüp yerine yazdığım zaman çıkan değer 3 olsun. K'yı götürüp yerine yazdığım zaman çıkan değer de 3 olsun ya da 3'ten büyük olsun fark etmez. X0'ı götürüp yerine yazdığım değer de 2 olsun. Şimdi sen şöyle bir kavram yanılgısına düşüyorsun. Buradaki M ve buradaki K buradaki X0'ın aldığı değerden büyük olduğu için yani bak F M kaç çıktı? f M ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Peki fn ne çıktı? O da 3 çıktı. Peki fx 0 ne çıktı? O 2 çıktı. Aa bu bunlardan küçük demek ki x0 bir yerel maksimum nokta apsisi değil diyorsun. Halbuki x0 1 yerel maksimum nokta apsisi. Niye? Çünkü arkadaşlar birincisi bu fonksiyon x0'dan başka apsisi noktalarda x0'dan daha küçük değerler almış. Gördüğün gibi mesela bu nokta atıyorum m artı 3 noktası olsun. Gördüğün gibi burada atıyorum bir değerini almış. Yani x0 noktası aslında e, o alacağı küçük değerlerden daha büyük bir yerde. Bu bir. İkincisi hemen x0'ın sağına ve soluna bakıyorsun. Sağındaki ve solundaki parçaya göre hareket ettiğin zaman bu belli bir aralıkta en büyük değerini almış. Yani bir aralıkta sonuçta diğer değerlerden daha büyük bir değer aldıysa ki kesinlikle onu görüyorum ben. Bak şimdi x0 noktasının solundaki şu değerlerin tamamında bak mesela şuradaki şu absisi noktaya bak. x0'ın aldığı değerden daha küçük. Bu da daha küçük. Bu da daha küçük. Bu da daha küçük. Bu da daha küçük. Belli bir yere kadar. Yani belli bir aralıkta x0 noktası o aralıktaki bütün değerlerden daha büyük bir değere götürüyor f'i. Dolayısıyla yerel maksimumdur. Tamam mı? E, o zaman K da yerel maksimumdur. Ee, G, F ve K diyeceğiz. Yani Edirne. Şık yok lan Ceyhan. CH şıkkı olacak 6. sorumuz arkadaşlar. Tamam mı? 7 ile devam ediyorum. İyi misin? Bak 6. soru güzel bir yorumdu. Sanki böyle gözünün feri gitti gibi duruyor. İstersen şöyle bir su içelim. İnşallah Ramazan'da izlemiyorsundur bu videoyu. Çünkü ben şu anda... Ee, akşam çekiyorum Su içeceğim Ama sen burayı sar istersen Sar ver Evet devam ediyorum 7. soruyla hadi bakalım Evet ee, şimdi bir fonksiyon vermiş bize. fx eşittir x kare eksi 1 fonksiyonunun grafiği ile a5'e 0 noktası verilmiştir. k fx fonksiyonu üzerinde herhangi bir nokta olduğuna göre a k en az kaçtır? Tamam. k'yı herhangi bir nokta alıyorum. Absesini a alayım. Eksi x kare eksi 1'in üstünde olduğu için eksi a kare eksi 1 bunun ordinatı olur. Sonra bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayayım. a'dan 5 çıktı. a eksi 5'in karesi. Eksi a kare eksi birden sıfır çıktığı eksi a kare eksi birin karesinin kare kökü. İşte bu bize neyi verecek? Ak mesafesini verecek. Soru bize ak'nın en az kaç olduğunu soruyor. Dolayısıyla türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Unutmayın bunun türevini alırken bunun en küçük değeri aslında bu içinin en küçük olduğu durumdur. Dolayısıyla direkt içinin türevini alabilirsiniz. 2 çarpı a eksi 5 içinin türevi zaten 1 artı. 2 çarpı eksi a kare eksi 1 çarpı burada içinin türevi eksi 2 a alıyor. Eşittir 0 diyeceğiz. Şimdi düzenleyelim. İçeri dağıtırsam 2 a eksi 10. Bak burası 2 a burası 2 eksi 4 a. İçeri dağıtırsam eksi 4 a ile eksi a kareyi çarptım. Artı 4 a üzeri 3 Eksi 4A ile eksi 1'i çarptım. Artı 4A eşittir 0 oluyor. Buradan arkadaşlar 4 tane A küp artı 6 tane A eksi 10 eşittir 0 oluyor. A'nın 1 olduğunu görmenizi istiyorum burada. Net şekilde A yerine çünkü 3. dereceden denklem başka türlü çözemeyiz. Değer vermemiz lazım. A'ya 1 verirsem 4 artı 6 10. 10 eksi 10'dan 0 çıkıyor. Yani A'nın değerinin en azından çözümlerinin bir tanesinin 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar A'yı zaten gördüğünüz gibi k noktasının absisi pozitif olduğu için bu da beni doğruladı aslında. Burası 1. E, 1'i götürüp yerine yazdığımda çıkan değer eksi 2. O lazım mı bilmiyorum. A k en az kaçtır diye soruyor. Lazım değil mi? Şurada A yerine 1 yazmak yeterli arkadaşlar. A yerine 1 yazarsak bak kök içerisinde. E, buraya 1 yazarsam eksi 4'ün karesinden 16. Buraya 1 yazarsam eksi 2'nin karesinden 4. 16 artı 4'ün kare kökü. yani kök 20'den 2 kök 5. Yani doğru cevabımız E olarak bulunmuş olacak. Kaçıncı sorumuzda? 7. sorumuzda. Anlaştık mı canlarım? Peki 8 ile devam ediyorum. Bir integral alma sorusu. Sabırlı bir şekilde integral alacağız arkadaşlar. Şimdi bak bu x demek x üzeri 1 demek zaten. Bunda hemfikiriz. Buradaki kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Şimdi bunu içeri dağıttığınız zaman 1 ile 1 bölü 2'yi çarpın. x üzeri 3 bölü 2 olur. Yani integral x üzeri 3 bölü 2 e, artı 2x. Tamam mı? Artı aynı şey burada da geçerli. Şimdi bu x üzeri 1 bölü 2 demek. 2 ile çarparsam 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi x ile x üzeri 1 bölü 2'yi çarparsam da x üzeri 3 bölü 2 oluyor. Tamam mı? Şimdi öncelikle dağıtıp üstü sayıya çevirdim. Çünkü integral alırken belirsiz integralde üstü sayıya çevirmek çok büyük avantajdır. Üstlerini bir arttırırsınız üstü sayıdan integrale geçmiş olursunuz. Şimdi x üzeri 3 bölü 2'nin integrali x üzeri 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2. 2x'in integrali x kare. Çünkü 2x kare bölü 2'den x kare artı. E, 2x üzeri 1 bölü 2'nin integrali 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi. x üzeri 3 bölü 2'nin integrali x üzeri 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 artı integral sabitimiz c. Şimdi bak şu arkadaşımızla şu arkadaşımız gördüğünüz gibi aynı şey. Gidiyorlar onlar zaten. Şimdi x kare dursun. Artı bak şimdi burada 2 var. Burada 3 bölü 2. 2 bölü 3 diye takla atacak. 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 yapacak. E, x üzeri 3 bölü 2 demek de x üzeri e, 3'ün 1 bölü 2. kuvvet demek. Yani kare kök x küp demek. Kare kök x küp artı integral sabiti c. Sorumuzun cevabı böyle bir şey olmalı. Yani şıklarda böyle bir şey aramalıyız aslında. 4 bölü 3 olan zaten bir tek B şıkkı var. O da bizim cevabımıza zaten uyuyor. B şıkkını işaretliyoruz ve devam ediyoruz 9. sorumuzla. Bak şimdi yine güzel bir soru. Değişken değiştirmeden önce şu payda kısmını bir düzenleyeceğiz. Bak şimdi integral 0'dan 1'e pay kısmı 2x. Şimdi paydayı güncelliyorum. Bak burası aslında x kare eksi 2'nin karesi. Çünkü birincinin karesi x üzeri 4 çarpımların 2 katı. Eksi 4 x kare ikincinin karesi artı 4. Göremedin mi? Hemen şöyle çarpanlarını ayır. Burasını x kareye x kare diye ayır. Burayı eksi 2'ye eksi 2 diye ayır. Çapraz çarpıp toplayınca eksi 4 x kareyi verdiğini göreceksin. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı da zaten 4. Yani burası x kare eksi 2'nin parantez karesi dx'miş. Bak eğer sen şu x kare eksi 2'nin karesinin içindeki ifadeye u dersen bunun türevi yukarıda x kare eksi 2'nin türevi ne? 2x. O da yukarıda gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? O zaman yavrum x kare eksi 2'ye u dedin. Her iki tarafın türevini alıyorsun. 2x dx eşittir du oluyor. Bildiğin değişken değiştiriyoruz. Eşittir. integral. Sınırları değiştirelim mi? Hadi değiştirelim. Önce alt sınırı 0 yerine yazıyorum şurada. Eksi 2. Sonra üst sınır 1'i yerine yazıyorum yine burada. 1 yerine yazıyorum. 1 eksi 2'den eksi 1. Şimdi yukarısı 2x dx. Bak şu yukarısı şöyle 2x dx. O 2x dx yerine du yazdım. Paydadaki x kare eksi 2'ye u yazdığım zaman burası da u kare oldu. Yani bunu şöyle düzenleyebilirim. İntegral eksi 2'den eksi 1'e u üzeri eksi 2 du. E, u üzeri eksi 2'nin integralini aldığınız zaman u üzeri üstünü bir arttırırsanız eksi 1 böyle eksi 1 sınırlarımız eksi 2'den eksi 1'e. Şimdi eksi 1'i yerine yazdığım zaman arkadaşlar ee, isterseniz bir adım daha götüreyim. Yani bir adım daha düzenleyeyim. Bu e, eksi 1 bölü u sınırlarımız eksi 2'den eksi 1'e. Önce eksi 1 yaz. Eksi 1 bölü eksi 1'den 1. Eksi. Eksi 2 yazdığım zamanda e, eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2. O zaman 1 eksi 1 bölü 2'den cevabımız artı 1 bölü 2 olarak bulunacak. Yani c şıkkını işaretleyeceğiz. Gayet güzel bir soruydu. Evet bunu da hallettik ve devam ediyoruz bu soruyla. Evet aşağıda eksi 4 virgül m aralığında tanımlı y eşittir fx parçalı fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre m kaçtır diye soruyor. Çok güzel bir soru. Şimdi burada toplaya toplaya gitme diye bir metot var. Bak şimdi soru aslında şunu soruyor sana diyor ki. Sana diyor eksi 4 ile m aralığında bu sınır değerler arasında f'in integralini 11 verdim diyor. Yani şunu söylüyor sana. Eksi 4 şurası Eksi 4. M'nin neresi olduğu belli değil. Ama M'yi öyle bir yerde alacaksın ki atıyorum ben atıyorum tamamen tamam mı? Ben M'yi şimdi şurada alacağım. Ama M şurada da olabilir. Burada da bitebilir. Yani şunu söylüyor sana. Eksi 4 ile M arasındaki bütün alanları topladığın zaman sonuç 11'i e vermeli. Acaba bu M'yi nerede durdurmalısın? Belki de M'yi tam olarak 6'da durdurmalısın. 6'da M'yi 6 alırsın. Şu alanın tamamı, şöyle şu alanın şöyle tamamı, eksi şu alanın tamamı. Biliyorsun e eğer aşağı inersek x ekseninin altında alan artı ama integral'in sonucu eksi. Mesela örnek veriyorum. Bu boyadığım alanın sonucu 20 çıkarsa, bu boyadığım alanın sonucu da eksi 9 çıkarsa, daha doğrusu alan 9 çıkarsa integrali eksi 9 olur. 20 eksi 9'dan 11 sağlanır. O zaman bu 6 noktası aradığım nokta dersin. Tamam mı? Bunu sağlatmaya çalışacağız. Şimdi işte. Şıklarda 6 yok gerçi. Olsa da işaretlemem ya. Neyse. Şimdi devam edelim. Bakalım. Başlayalım. Tek tek alanları bula bula gidelim. Bak şimdi. Eksi 4 ile eksi 3 arası. Şimdi şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum. O dik üçgen üzerinden gideceğim. Şurası bir birim. Şura bir birim. Ee, şurası 3 birim. 3 3 çarp 1'den 3. Şimdi şurası bir birim. Tamam mı? Ee, tabanı da bir birim. Bir çarpı 1 bölü 2'den buranın alanı 1 bölü 2. Tamam. Şimdi şurası 2 birim. Kısa kenarı. Uzun kenarı da 3 birim. 3 kere 2'den bura 6 birim. Tamam. Şimdi şurayı da parçalayayım şöyle. Parçaladım. Şimdi şurası 2 birim. Şurası da 1 birim. 2 çarpı 1'den şuranın şuradaki dikdörtgenin alanı 2. Burası da arkadaşlar şurası 1 birim. 3 ile 2 arası. Burası da bir birim. 1 çarpı 1 bölü 2'den. Şuradaki dik üçgenin alanında 1 bölü 2. Şimdi orası ne yaptı acaba? Bir bakalım. Hatta şurası da var. Şu alan da var. Bu alan da var. Bu alan da erinin altında kalıyor. Ona da bakmak lazım. Yine gördüğünüz gibi şurası 2 birim. Burası 2 birim. 2 ile 2'yi çarptığım zaman 4 yarısı 2. Şu alanda 2 birim oldu. Şimdi gel şu alanları bir toplayalım. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 2 bak şuradaki 1 bölü 2, şuradaki 1 bölü 2 zaten 1 yapıyor. Sonra bir 3 var, sonra bir 6 var, sonra bir 2 var, sonra bir daha bir 2 var. Ne yaptı? 9, 11, 13, 14 yaptı. 14. Hocam aslında 11'de durabilirdiniz. Burada 11'lik alan var. Şimdi 11'de tam duramıyorum aslında. Niye duramıyorum? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1. Ee, 3 daha 4 10 12'de durabiliyorum. Yani 0'da dursam 12 oluyor. Ama buralarda 11'de durabilsem bile atıyorum. Eksi 1'e tam geldiğim zaman bu alanın toplamı 11 yapsın. Buradaki alan. O olmaz. O zaman m-1 olur ama farkındaysanız m 5'ten büyük diyor. Yani şu negatif alanları da sokacak işin içine. Öyle bırakır mı bizi? Şimdi arkadaşlar alan 14 geldi. Nereye kadar alan 14 geldi? Şu pembeyle boyadığım alan toplamda 14 geldi. Şimdi bizim alanımız kaç geliyor? 11. Demek ki bizim bir 3 fazlalığımız var. Ama orada eksil alanlar da var. Bir onları da hesaplamaya girişmek zorundayız. Şimdi Gel. 2 ile 5 arası 3 birim. 3 de orası şura 9 bölü 2 yaptı. 1 çarpı 3'ten şura 3 yaptı. 6 ile 7 arası 1 birim. E 3 de buradan 3 bölü 2 de burası yaptı. 9 bölü 2, 3 bölü 2 daha. Şöyle toplayalım. 9 bölü 2, 3 bölü 2, bir de 3. Şimdi 12 bölü 2, 6, 3 daha 9. Ama burası nasıl 9 arkadaşlar? Eksi 9. Demek ki 14-9'dan burası kaç yapıyor? 5. Toplam alanımız 5. Kaç olmalısı lazım? 11. Demek ki ben bu 7'den öyle bir yere uzaklaşacağım ki bu m değerine ahanda bu üçgenin alanı kaç olacak? 6 birim kare. Niye? Çünkü tam 7'ye geldiğim yerde Toplam alan 5. Şimdi ben buradan bir 7 ile M arasındaki kadar mesafe kadar ilerlediğim zaman o üçgenin alanı da bunun üstüne eklenince 11 yapmalı. E peki şimdi şöyle düşünün. Bu alanın sonucu 6 olacak o zaman 5'in üstüne eklenerek. Bu x eksenin üstünde diye integral de pozitif oluyor çünkü. Şimdi burada eğimden gideceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu doğruya dikkat edin. Bu doğrunun şuradaki doğru var ya. Bu doğrunun şu aşağıdaki parçasının eğimine bakarsanız bakın dik uzunluğu 3, Yatay uzunluğu 1. 3 bölü 1'den buradaki eğim 3. O zaman buradaki eğim de 3 olmalı. Aynı doğru çünkü bunlar. Değil mi? Şimdi buranın eğimi nasıl 3 olacak? Şimdi bak ben ben bu 7'den 1 bir birim gitsem burayı 8 yapsam. Yani M'yi 8 alsak. Bak şıklarda da var. 8 alırsak eğer burayı 8 aldığımız zaman yani bu yatay uzunluk 1 olduğu zaman şurası 1 olduğu zaman düşey uzunluğun 3 olması lazım. E 1 kere 3'ten 1 kere 3 3 ee, yarısını aldığımız zaman 3 bölü 2. Yani buradan 3 bölü 2'lik bir alan geliyor. Halbuki ben 6'lık bir alan gelmesini istiyorum. O zaman kaç birim gideceğiz acaba? Mesela 7'den buraya 2 birim gitsem, buraya 9 yapsam. Şimdi ben burayı 7'den 9 yapıyorsam o zaman yani bu e, yatay uzunluk 2 birim oluyorsa o zaman uzunluk uzunlukta 6 birim olmalı ki 6 bölü 2'den yine 3 eğimini versin. E, o zaman buranın alanı bu sefer ne yapılıyor? Yüksekliği 6, tabanı 2, 6 çarpı 2 bölü 2'den ahanda 6 alanını verdi. Yani eğer biz M'i 9 seçersek 5'in üstüne 6 alanı da geliyor ve integralin sonucunun 11 olma şartını sağlıyor. Demek ki M'in 9 olması lazım. Çok güzel bir sınav sorusu olur bundan. ÖSYM e sorar. 11 ile devam ediyorum. Ne diyor bakalım? Yine bir integral sorusu. Aşağıda diyor y eşittir fx doğrusal fonksiyonu ile y eşittir gx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Bu türevinin grafiğiymiş g'nin. g eksi 3 4 ise g sıfır değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bakın olabilir diyor. Peki. Şimdi bakalım bir. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu yapacağız. Diyeceğiz ki şuradaki alana A diyelim. Bu alanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şu alanı biliyoruz. Bak bura 4, bura 3, 4 çarpı 3, 12 yarısı 6. Şimdi bakın integralden yardım alalım. İntegral eksi 3'ten yani şuradan şuraya kadar eksi 3'ten 0'a g'nin türevinde x dx integralinin sonucu bu arada kalan şu e, şimdi maviyle boyadığım alan bana şu integralle hesaplanabilir değil mi? Eksi 3'ten 0'a g'nin türevinde x dx. Bunun sonucu a artı 6'ymış işte. Şimdi türevle integral gidiyor. Bak türevle integral gidiyor. G0 eksi G eksi 3 eşittir a artı 6 oluyor. Şimdi G eksi 3'ün soru bana 4 olduğu verilmiş. At eksi 4'ü karşı tarafa G0 yani aradığım değer a artı 10. Şimdi a sonuçta bir alan değeri. Dolayısıyla minimumda olsa 0 küsürde olsa bir şey olacak. Dolayısıyla G0 kesinlikle 10'dan büyük olmak zorunda. Şıklarda 10'dan büyük bir tek E şıkkı yani 11 var. Tamam mı canlarım? Çok zor bir soru değildi bu ama yine de ben buna da yorum diyebilirim yani. Yani olabilir varsa işin içerisinde yorum da var abi. Rahat ol. 12 ile devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada 12 neyse söyleyeceğim en son. Şimdi 12 ile devam ediyorum. Soru diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bu formülle hesaplanıyor diyor. A, B, C, D, E düzgün beşgeni ve AB uzunluğunun da ver orada verilmiş 2 cos 18 bölü kök 5 birim olduğuna göre diyor. Bu düzgün çokgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Düzgün çokgende bir iç açı böyle de hesaplanabilir ama ben öyle hesaplamıyorum. Ben şöyle hesaplıyorum. 360'ı kenar sayısına bölüyorum 72. Bu bize üç, e, düzgün beşgenin dış açısını veriyor. Bir düzgün çokgende bir geometrik şekilde. Her iç açıyla dış açının toplamı 180 derecedir. Bak şöyle çiz. Bura iç, bura dış. Toplamları bunlar farklı tabii ki. Toplamları her zaman 180. Dolayısıyla iç açısı 72 ise şey dış açısı 100 iç açısı da 108 derecedir. Tamam mı? Şimdi bakın, düzgün çokgenin, düzgün beşgenin merkezini belirledik. Bu merkezden bir köşeden da, diğer kenara inen dik uzunluk her zaman simetri eksenidir ve açı açıortay olarak bölecektir. Bu tek adette kenar sayısına sahip bütün çokgenlerde böyledir. Tamam Bütün çokgenlerde böyledir. Mesela üçgende de böyledir. Üçgenin ağırlık merkezinde buradan geçen kenar ortay olur. Aynı zamanda dik olur. Aynı zamanda açı ortay olur gibi. Tamam mı? Aynı şey beşgende de var. Yedigende de var. Dokuzgende de var. Tek kenara sahip olanlar da var. Şimdi bak. Şimdi bu merkezin köşeleri birleştirdiğinde merkeze köşeleri birleştirdiğimizde şunu birleştirdim şunu birleştirdim tamam mı? Şunu da siliyorum şimdi. Bak. Burada oluşan geometrik 5 tane şekil var ya bunlar üçgen. Bunların hepsinin alanları eşittir arkadaşlar. S S S S. Yani merkezden beşgenin merkezinden köşelerine çektiğim doğrular vasıtasıyla oluşan 5 tane üçgenin hepsinin alanı eşittir. Dolayısıyla bize beşgenin alanı soruyor ya yani bize 5S soruyor. 1S'i bulalım ondan sonra 5S'i bulalım. Şimdi bak bunların hepsi açı ortay olacak. Niye? Çünkü bak C uzantısı simetri ekseni görüyor musun? Merkezden geçiyor çünkü. Dolayısıyla şu arkadaşımız açı ortay. Bu arkadaşımız da aynı açı ortay. Nasıl aynı açı ortay? Çünkü bütün iç açılar eşit. Dolayısıyla 108'i 2'ye böl. 54'e 54, e 54 e böldü. Bak şurayı uzat yine. 2 eşit parçaya böldü. Hatta bak 90, 54 şuranın da 36. Aynı şekilde buranın da 36 olduğunu buldum. Şimdi bak bir kenar 2 cos 18 bölü kök 5. O zaman burası cos 18 bölü kök 5. Burada aynı şekilde cos 18 bölü kök 5. 2'ye bölündü ya. Senin alanını hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? Şöyle yapalım bak. Şuradaki üç yüksekliğe x diyelim. Tamam mı? Şimdi bu x için 36 dereceyi kullanalım. 36 derecenin komşusu belli. 36 derecenin karşısı belli. Kota komşu karşı kotanjant kullanalım kotanjant 36 eşittir. Komşusunda x var. Karşısında da kosinüs 18 bölü kök 5 var. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. Hatta kotanjant yerine kosinüs 36 bölü sinüs 36 yazalım. Çarpı kosinüs 18 bölü kök 5. Şimdi alana gideceğim. Bu arada bunun kısa yolunu da vereceğim. Bir, bir tık kısa yolu daha var. Onu da vereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. X eşittir. Burada eee şuradaki sin 36 var ya onun yerine yarım açıyı kullanalım. Şimdi bak yukarı hatta şöyle yapalım isterseniz durun. Bu x ya bu x. Yani bu benim alanını aradığım şu üçgenin yüksekliği. Bak ben şu üçgenin alanını arıyorum. Bu üçgenin alanını bulursam bu üçgenden tam 5 5 tane var. 1 o 2 3 4 4 5. Bu 5 tane üçgenin alanını topladığım zaman düzgün beşgenin alanını elde ediyorum. Yani bu alanı bulup 5 ile çarpacağım. Şimdi bu alanda bu x bunun yüksekliği sadece. Yani kosinüs 36 çarpı kosinüs 18 bölü sinüs 36 çarpı kök 5. Bu bizim yüksekliğimiz. Çarpı tabanımıza bakalım. E tabanımız zaten 2 tane kosinüs 18 bölü kök 5. Şimdi bu taban çarpı yükseklik. Bir de bunun bölü ikisi var. İşte bu bana 1 veriyor. Ben bunu 5 ile çarparsam bu bana 5 esi. Yani bütün altıgenin alanını verecek. Tamam mı? Şimdi bak buradan sonra işlem yapalım. Kök, 5'te, kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 gitti. Buradaki 2 ile buradaki 2 de gitti. Şuradaki sin 36 yerine 2 tane sin 18 çarpı kos 18 yaz. Sin 18 ile yok kos 18'ler birbirini götürsün. Tamam mı? Şimdi yukarıda ne kaldı bir bakalım. Kos 36 çarpı kos 18 Hadi gel ona da sin 72 yazalım. Sin 72 oldu. Bölü paydada da ne var? 2 tane sin 18 var. Bak bu sin 72'yi şöyle yazalım. Cos 36 kalsın. Cos 36 çarpı sin 72'yi 2 tane sin 36 çarpı cos 36 diye yazalım. Paydasında da ne var? 2 tane sin 18 var. 2 tane sin 18. Şimdi bu 2 ile gitmesin orası. Bak bu cos 36 cos 36 ile çarpılınca cos kare 36 yapar. Buradaki sin 36 yerine de şu 2 dursun. Sin 36 yerine 2 tane sinüs 18 çarpı kosinüs 18 yazalım. Bölü paydada ne var? Paydada da 2 tane sinüs 18 var. Şimdi bak buradaki sin 2 sin 18 ile buradaki 2 sin 18 birbirini götürsün. Tamam mı? E şimdi başta bir 2 var. Bir cos kare 36 var. Cos kare 36. Bir de cos 18 var. Bunu da sin 72 diye düşünelim. Bunu da yarım açıdan açalım. O da ne olur? 2 tane sin 36 çarpı cos 36. Son olarak bunu düzenlersem 2 kere 2 4. Kos 36 kare 36 bir kos 36 da orada çarpım durumunda oldukları için kos küp 36 çarpı sin 36 var mı şıklarda 4 tane cos kare cos küp 36 çarpı sin 36 gördüğünüz gibi A var. Biraz işlemli bir soru ilk çözümü ama sonuçta sonuca ulaşıyoruz. Şimdi bu bizim birinci çözümümüz. Bunu isterseniz not alabilirsiniz. Fotoğrafını çekin, geçirin, bir şeyler yapın yani. Şimdi ben size başka alternatif bir çözüm göstereceğim. Tamam mı? Şimdi şurayı siliyorum. Alternatif sinüslü bir çözüm. Bu çözümün daha kısa olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle bunu alıyorum şuraya. Gel bakalım yavrum. Şimdi sen şuraya gel. Bir alternatif çözüm üreteceğim sana. Gel şimdi. Şimdi bak. Bak şimdi. Yine bir merkez belirliyorum. Tamam mı? Az önce bunu konuştum zaten. Şunun birbirine eşit kenarlarının olduğunu, şunun 54 olduğunu, şunun da 54 olduğunu, 54 54 108 bunun da 72 olduğunu biliyoruz. Bak şimdi. Şimdi bunlar ikizkenar kenar olduğu için bunun kenarına bu kenara A diyelim. Bu üçgende yani şuraya merkeze O dersem AOB üçgeninde sinüs kenarlara göre sinüs teoremini uygulayalım. Sinüs alan değil. Bekle sinüs alan için. Kenarlara göre sinüs teoremini uygulayalım. Neydi o? Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani kenar 2 tane kosinüs 18 bölü kök 5 kenar bölü karşısındaki açı 72 ya sinüs 72 eşittir kenar a bölü karşısındaki açının sinüsü yani sinüs 54 bak şimdi şu kök 5'i sil buradan bunu buraya getirebilirsin şöyle kök 5 diye şimdi şöyle oluyor bak 2 tane kos 18 bölü kök 5 çarpı sin 72 eşittir a bölü sinüs 54 bak şimdi buradaki kos 18'de sin 72 gider Niye gider? Çünkü sin ile kos birbirini 90'a tamamlıyor. E şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam a çarpı kök 5 eşittir 2 çarpı sin 54 olur. Her iki tarafı kök 5'e bölersem a eşittir 2 bölü kök 5 çarpı sin 54 olur. Tamam mı? Bu dursun aklında. Şimdi biz bu alana s dersek bundan 5 tanesinin beşgenin alanına eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bir alanı nasıl bir tanesi nasıl bulabiliriz? Sinüsten gittiğimize göre sinüs alanı kullanalım. 1 bölü 2 çarpı A. A dediğim zaten 2 bölü kök 5 çarpı sin 54. Diğeri de A. O zaman yine 2 bölü kök 5 çarpı sinüs 54 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Yani 72'nin sinüsü sinüs 72. Şimdi bu 1S. Bir de bunu 5 ile çarptığım zaman A sana alanı verecek. Buradan hesap yapalım. Şimdi bak şimdi. ikiler gitti. Tamam mı? Kök 5 çarpı kök 5 de şuradaki 5 ile gitti. Başta bir tane 2 var. Sin 54. Sin 54 ne yapar? cos 36 cos 36 yani cos kare 36. Bu sin 72 ile 2 çarpı sin 36 çarpı cos 36 diye yazalım. Buradan 2 kere 2 4 cos kare ile cos kare ile cos 36'yı çarptığım zaman cos küp 36 çarpı sin 36. Az önce bulduğumuz şu değer var ya arkadaşlar. Neredesin lan sen? Şu. Şunla aynı şey çıktı gördüğünüz gibi. Bu da ekstra bir çözüm olsun kenarda dursun. Hatta bu çözüm daha güzel bence. Şu an benim daha çok kafama yattı, daha çok hoşuma gitti. Evet, 12'yi de böyle hallettim. Geldim 13'e. Hadi bakalım. İyi misin? Biraz yorucu bir ders oluyor değil mi? Tilt'in bu denemesi yorucuydu. Kabul ediyorum. Ama yorulmadan da bazı şeyler olmuyor yav. Yapacak bir şey yok. Yorulacağız. Yorulmadan başarı var mı? Yorulmadan başarı geliyor mu? Gelmiyor. Ben hiç bugüne kadar ben yorulmadım ama çok başarılıyım diyen birini görmedim. Yani hiç görmedim yani. Hani diyor ya etrafında çok başarılı, çok zengin adamlar var. Hepsinin tek bir ortak özelliği var. E, tabi zenginliği bunun içerisine katmıyorum. Başka türlü de zengin olabilir de. E, zeki adamlar diyelim. Zeki adamların bile e, tek bir özelliği var. Deli gibi çalışmaları. Bunu unutmayın. ABC üçgeni A köşesi etrafında saat yönünde diyor. Eee ark tanjant 24 bölü 7 derece döndürülürse şekil 2 elde ediliyor. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada burada dönme açısını bulurken lütfen dikkat edin. Şimdi şuradaki açıya x diyelim. Şuradaki açıya y diyelim. Şimdi dönme açısı nedir biliyor musunuz? Dönme açısında iki tane eşit kenar bulun. O iki kenar arasındaki açı dönme açısıdır. Bak bu ac tamam mı? Bu ac. Bu da ac üstü. Bunlar eşitler değil mi? eşitler. Bunun ikisinin arasındaki açı dönme açısı işte x artı y. x artı y dönme açısı kaça eşitmiş? Ark tanjant 24 bölü 7'ye. Yani şöyle yazalım. Ark tanjant 24 bölü 7 açısı eşittir x artı y açısına. Zaten arka eşittir açı değil mi? Burada ne yapıyorduk? Her iki tarafın tanjantını alıyor gibi de düşünebilirsiniz. Ya da bunların yeri değişiyorsa ark gider diye de düşünebilirsiniz. x artı y içeri giriyor. Tanjant x artı y eşittir 24 bölü 7 oluyor. Şimdi biz bir de tanjant bak burası 90 derece. Biz tanjant y'yi biliyoruz. 3 4 5 üçgeni karşısı 3 komşusu 4 3 bölü 4 bize ne soruyor? Tanjant C üssü AB. Bak C üssü a B B de burası. Yani tanjant x'i soruyor. Şurası tanjant x. Soru aslında ortaya çıktı değil mi? Şöyle kopyalayayım. Bu, hatta buraya getireyim. Bu soruyu çözelim. Bak tanjant x artı y'yi 24 bölü 7 vermiş. Tanjant x y'yi de kaç vermiş? 3 bölü 4 vermiş. Sana ne soruyor? Tanjant x'i bana bul diyor. Şimdi toplam fark formülünden çözeceğim soruyu. Şu kalemimi bir alabilirsem. Toplam farktan yapacağım. Öncelikle tanjant x artı y'yi açalım. Nasıl açılıyordu? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Bunun sonucu 24 bölü 7'ye eşit oluyormuş. Tamam. Şimdi tanjant x'e bulmak istediğim şeye kısalık olsun diye, kolaylık olsun diye a diyeyim. Tanjant y de zaten 3 bölü 4. Yani a artı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 a bölü 4 eşittir 24 bölü 7. İşlem yapacağız bir şey yok. Payda eşitlersem yukarıda 4a artı 3 bölü 4. Aşağıda da 4 eksi 3a bölü 4. Eşittir 24 bölü 7. 4'ler birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsam 7 kere 4a, 28a, 7 kere 3 21 eşittir. 24 kere 4 kaç yapıyor abim? 96 yapıyor. 24 kere 3 de eksi 72 A da buradan geliyor. Karşı tarafa attığım zaman 100 A geliyor. Karşı tarafa attığım zaman 75 geliyor. A buradan 75 bölü 100 geliyor. O da 3 bölü 4 yapıyor. A demek tanjant x demek. Yani sorunun cevabı demek A şıkkını işaretledik. Tamam mı canlar? Burada tık 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 işlem işlem işlem. Evet 14. soruyla devam edelim bakalım. Ne diyormuş? Ne diyormuş bize? 14 diyor ki yukarıda yarı çapı sinüs x ve kosinüs x birim olan iki daire şeklindeki karton verilmiştir. Bak sonra diyor ki A ve C noktaları çakışacak şekilde bu iki dairenin yarısı kullanılarak şekil elde ediliyor. BD uzunluğunu 2 bölü köküç vermiş tanjant 2 x değerini bana söyle diyor. Bak şimdi. Şimdi ben şu alttaki mavi kartonu yarım daire olan kartonun merkezini yazıyorum buraya. Şu merkez ya buraya O1 diyeyim. Buraya O2 diyeyim tamam mı? Bu O1 merkezi. Dolayısıyla bu O1'den B'ye kadar olan mesafenin tamamı bu mavinin yarıçapı. Yani burasının tamamı sinüs x. Bak. Burası sinüs x. O zaman şu DB mesafesi de 2 bölü kök 3 olduğuna göre Şimdi şu morla çizeceğim şu mesafe var ya, şu mor mesafe. Bu mor mesafede arkadaşlar, nedir? E, tamamı sinüs x olduğu için sinüs x eksi kök 2 bölü 3'tür. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak, burası sinüs x eksi kök 2 bölü 3. Şuraya baktığın zaman, burada o 1'den a'ya kadar olan mesafede sinüs x. E, o zaman dikkat edersen, ben buradaki sinüs x ile Buradaki sinüs x eksi kök 2 bölü 3'ü toplarsam yani 2 sinüs x eksi kök 2 bölü 3'ü toplarsam aslında şurayı elde etmiş oluyorum. Şuranın tamamını şöylece şurayı elde etmiş oluyorum. E burada bu turuncu kartonun çapı değil mi? E turuncu kartonun yarı çapı kosinüs x olduğuna göre çapı da 2 kosinüs x değil mi? O zaman bunun cevabı 2 kosinüs x oluyor. Şimdi bak bunu buraya hatta Öyle yapmayalım. Bunu buraya, bunu buraya alalım. 2 tane sinüs x eksi 2 tane kosinüs x eşittir kök 2 bölü 3. Ee, 2 bölü kök 3'müş. Çok özür dilerim. Ben niye kök 2 bölü 3 yazdım ya? 2 bölü kök 3 vermiş. Soru ben kök 2 bölü 2 bölü kök 3 vermiş. O zaman burası 2 bölü kök 3. Burası yine 2 bölü kök 3. 2 bölü kök 3 yerine kök 2 bölü 3 yazmam skandalı. Şimdi bu 2 parantezine aldığınız zaman bu 2 gider. O zaman sinüs x eksi kosinüs x dediğimiz değer de 1 bölü kök 3 e eşit olur. Tamam mı? Şimdi şey yapalım. İki tarafın karesini alalım. Sol tarafın karesini alınca birincinin karesi sin kare. Çarpımların iki katı 2 sinüs x kosinüs x. ikincinin karesi kos kare x eşittir. 1 bölü kök 3'ün karesi de 1 bölü 3. Şimdi sin kare ile kos karenin toplamı 1. Eee 2 sin kosun da sinüs 2x olduğunu biliyorum. Yani eksi sinüs 2x eşittir. 1 bölü 3'ü karşı tarafa at şu 1'i sin kare artı kos kare 1 ya. Bu 1'i karşı tarafa attığım zaman 1 bölü 3'ten 1 çıktığı zaman burası da eksi 2 bölü 3 yapıyor. Eksi eksiyi artı yapıyor. Bak sinüs 2x'i 2 bölü 3 bulduk. Soru bana ne soruyor? Tanjant 2x'i. Üçgen çizeceğim. Abicim tabii ki üçgen çizeceğim. Bak çiziyorum hemen üçgenimi. Çiziyorum hemen üçgenimi. Dik. Burası 2x karşısı 2, hipotenüsü 3, Pisagor yapalım. 9 eşittir 4 artı a'dan a eşittir kök 5. Burada kök 5. E biz ne soruyoruz şimdi? Tanjant 2x. 2x'in karşısı 2, komşusu 5. Cevabımız yani tanjant 2x eşittir 2 bölü kök 5. Kök 5'le de genişletirsem 2 kök 5 bölü 5 olur. Yani b şıkkını işaretleriz 14. sorumuzda. Anlaştık mı? anlaştık. Şimdi 15'e gelelim. Bir trigonometrik denklem sorusu bitirelim. Fonksiyonu veriliyor. Sonra diyor ki fx eşittir 0 denklemini sağlayan en küçük pozitif x değeri a'dır. Buna göre kotanjant a kaçtır? Şimdi bu çarpanlarına ayrılan bir ifademe hemen bakalım. 3 tane sinüse sinüs diye ayırdım burayı. Burayı da arkadaşlar 2'ye 1 diye ayıracağım. Yani mecburum ne diye ayıracağım? Eksi 2 kosinüse kosinüs diye ayırsam Eksi 2. 3. E, eksi 5'i vermesi lazım. E, şöyle yapalım o zaman. Şuraya artı diyelim. Şuraya eksi 2 diyelim. Eksi 6 artı 1 veriyor. Tamam güzel. O zaman burası şöyle çarpandan ayrılıyormuş. 3 tane sinüs x artı kosinüs x. Tamam. Çarpı sinüs x eksi 2 tane kosinüs x. Eşittir 0. Şimdi birincisinden 3 tane sinüs x eşittir. Eksi kosinüs x geldi. Çünkü bunu da sıfır eşitliyorum. Bunu da sıfır eşitliyorum. Diğerinden de sinüs x eşittir. 2 tane kosinüs x geldi. Şimdi kotanjanta geçmemi istiyor. Kotanjant ne demek arkadaşlar? Kosinüs bölü sinüs demek. Dolayısıyla burayı sinüse bölüyorum. Hatta ayıp olmasın. Eksi sinüse böleyim. Burayı da eksi sinüse böleyim. Bunlar gitsin. Bunlar da eksi eksi artı yapsın gitsin. Tanjant olsun. Şey kotanjant olsun. O zaman kotanjant x eşittir. Eksi 3. Diğer tarafa bakalım. Şimdi burayı iki tane sinüse böleyim. Burayı da aynı şekilde iki tane sinüse böleyim. İkiler gitsin. Cos bölü sinden kotanjant x eşittir. 1 bölü 2 olsun. Kotanjant x eksi 3. Kotanjant x e, e, 1 bölü 2. Şimdi fx eşittir 0 denklemini sağlayan pozitif x değeri a olduğuna göre o zaman kotanjant x değeri de kotanjant a'dır. Yani kotanjant a eksi 3'müş. Kotanjant a da 1 bölü 2'ymiş. E şimdi diyor ki pozitif x değeri diyor. O zaman bu eksi 3 olamaz. Bu gider. Demek ki kotanjant 1 bölü 2 olması lazım. Cevabımız b olarak bulundu ve 15. soruya da böylece noktayı koymuş olduk. Tamam canlar? Peki güzel bir denemeydi. Gerçekten güzel bir denemeydi. Ben çözerken hakikaten hakikaten patlayacağım. Yani ben hakikaten keyif aldım. özellikle arkadaşlar yorumların ağırlıklı olduğu bir dersti. Birinci soru. ikinci soru. Üçte fena bir yorum yoktu. 4 bence bir yorumdu 4. 6 bence net bir yorumdu. 7 yorum değildi mesela. 7, 8, 9 bunlar işlem sorularıydı. Bence 10. soruda bir yorumdu. Şurada bu kadar gideceğiz, eğim kadar ilerleyeceğiz falan. Bu bir yorumdu bence. Bence 10. soru yorumdu. Bence yani. 11, e, yarı yorum diyelim. 11'e yarı yorum. Yarı yorum. 12 bir işlem sorusuydu. 13 bir işlem sorusuydu. Bence 14'te de bir yorum vardı. 14'teki yorum aslında şuydu. Ben buradaki uzunluğu bulayım. Bunun yarı çapıyla toplayayım. Ve küçük olan turuncu kartonun çapına eşitleyeyim. Bu bir yorum arkadaşlar. Bu yorumu yapamazsanız bu soru çıkmaz. Bu yorumu yaparsanız da gayet işleme basit olur. Ve 14. 15. soru da 15 bir işlem sorusuydu. Şimdi isterseniz bir kazanım tablosuna bir göz atalım mı? Kaçıncı denemedeyiz biz? Biz 9. denemedeyiz arkadaşlar. Gelin şöyle 9. denemenin böyle ağız tadıyla bir kazanım tablosuna bir göz atalım. Çünkü artık denemeler ilerliyor. Bizim için e, diğer denemelerin kapıları da açılıyor. Şimdi 9. denemedeyiz. E, limit özellikleri süreklilik türev alma, türev al... Yani aslında güzel homojen bir şekilde dağıtıyoruz bütün e, şeyleri. Bütün e, konuları, bütün kazanımları. Ve 9. denememizin kazanım tablosu da bu şekilde. Sonra 10. On... Ooo arkadaşlar 10'da 3 tane kırmızı var. Arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. Evet 10. denemeyle artık bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve tiltle kalın diyorum. Haydi bay bay. Görüşürüz.